Merhabalar ekranları başında bizleri izleyenler. Bugün amcamızın yanına geldik. Peki neden geldik? Yerli fındık bıçağını nasıl yapıldığını ve nereden temin edebileceklerini Ünyeli vatandaşlarımıza anlatacağız. Kendini tanıtır mısın amca? Adım Arif, soyadım Malkoç. Şimdi fındık bıçaklarıyla alakalı röportaj yapacağız seninle. Nasıl bu fikir aklına geldi ve hangi dönemde yapmaya başladın? Pandemi de bizi evden dışarı çıkarmadı. 3 ay evde dururken durdum, düşündüm nasıl bir vakit geçiririm, nasıl zamanı değerlendiririm. Aklıma geldi, bunu yaptım. Ben de köylü olduğum için bu işlerle de ben çok uğraşırım, ziraat işleriyle. Aklıma ondan geldi. Karadeniz'de zaten fındık bölgesi. Evet, evet. Karadeniz'de fındık bölgesi olduğu için tabii ki dışarıdan gelen bıçakların çeliği, benim bıçağın çeliğini tutmuyor. Peki bunun incelikleri nelerdir? Mesela sapını nasıl yapıyorsun? Uç kısmını nereden getirtiyorsun? Bunu çelik kısmını sanayiden alıyorum. Şerit hızarından yapıyorum bunu, çeliğini. Esnekliğini de yaparken bakıyorum ben, bahçeci olduğum için esnekliğini de kendim veriyorum buna. Özellikle özeniyorum yani. Garantili veriyorum hem de. Peki kaliteli bir bıçak nasıl olmalı ya da çiftçi vatandaşlarımız iyi evleme konusunda yanlışlar yapıyor mu? Çünkü genellikle sıkıntı paslanmayla alakalı. Bunun kullanma şekli, bunu kullanan vatandaş dişini eğlemesini bilecek. Bunun iki türlü eğleme şekli var. Bunu eğleme şeklini bilecek. Bilmezse bunun ömrü kısalır. Ama eğleme şeklini bilirse bu 2 senede eskimez. Peki az önce bazı inceliklerinden bahsettin, esnekliğinden. Ondan da bahseder misin? Hatta bir ses geliyormuş ya, ne sesi o? Evet, tın tın ses gelecek bıçaktan. Yapalım ekrandakiler görsün. Bıçağın sırtından göster. Çelik gelecek. Sesi gelmeli. Çelik sesi gelecek. Çelik sesi gelmedi mi bıçak çalışmaz. Şimdi normalde de ben de çiftçi bir babanın kızı olduğum için bu kısım sert olduğunda daha çok dayanıklı olduğu söyleniyor ama yok. Az önce öncesinde de seninle sohbet ettik, esnemeli olmalı dedin. Şimdi çok esnek olduğu zaman toprağa dalar, keseceğin ışkını kesmez. Normal olacak esneklik, çok da sert olmayacak. Yani fındığın köküne ucunu soktuğun zaman da oraya yani ucu girecek oraya. Yani seni zorlamayacak. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de hemen yerli fındık bıçağının temini için Ziraat Bankası'nın yanında Malkoçoğlu Boyacı'da Ünyeli vatandaşlarımız gelip bizzat alabilirler. Yerli üretime katkı sağlayan vatandaşlarımıza, izleyicilerimizden de destek bekliyoruz. Başka bir röportajda görüşmek üzere, hoşça kalın.